Hello. Herkese merhaba. Ne yapıyorsunuz? Neden böyle girdin? Tehlikeliyim diyorum. Ya hadi düzgün gir. Kızım ben belanın kızım, kendisiyim diyorum. Hangi kızım? Yor ben belanın. Hello. Herkese merhaba. Ne yapıyorsunuz? Bugün Ceyda'ya arabasını göstermeye gideceğiz. Araba benim aldık. Benim mi araba? Sonuçta bana alınmış bir şey. Sana da alınmış olduğu için teknik olarak ben sana aldığımı düşünüyorum. Yani ben buradan anlıyorum ki araba o zaman bu saatten sonra ben kullanıyorum. Sen benim istediğim zamanlarda biniyorsun. Ben de görmedim arabayı. Gerçekten çok heyecanlıyım ve orada bizi bir sürpriz isim bekliyor. Hayır zaten kapaktan gördünüz. Doğan abi geliyor. Dedim ki Doğan abi dedim böyle bir şey var. Gelsene dedim. Ceyda'ya sürpriz yapalım. Aa dedi hemen geleyim dedi. Ben de bakın bugün nasıl giyindim. Look at that curly boy. Look at that curly boy. Ekose. Look at that boy. Look at that curly boy. Ekose girl. Let ben de ayağıma traktör giydim bakın. Bunları ne zaman aldın Ceyda? Zamanın birinde Ceyda gitmiş bir kedire ayakkabı aldım. Geçen gün aldım. Evet. Ben sana ayakkabı aldıktan sonra sen uzun süre ayakkabı almayacağım deyip artık ihtiyacım yok dememiş miydin? Bir hafta almadım uzun bir süre. Okey şimdi yola çıkıyoruz. Esasen benim traktörlerle. Sen yürüyerek git. Merak ettim, ölüyorum. Ben daha hiç yolda ben görmedim. Ben video bana mı sürpriz, sana mı meraktan ölme sürpriz? Senin arabanı çok merak ediyorum. Ya. Gidelim. Hadi devam edelim. Look at that curly boy. Aha, ecosy girl. Like this movement of my... Ecosy girl. Ay çıkamadım. Çıkamadım, şuna çarptım. Çok komik olacak. Ben hazırım. Evet gidiyoruz bakalım Ceyda Hanım beğenecek mi bakalım. Göreceğiz göreceğiz. Bana da yazıyorsunuz Instagram'dan abi ne aldın abi ne aldın diye. Bir iki kişi doğru bilmişti sadece. Maserati yazanlar Ferrari yazanlar senin gönlünün büyüklüğünü yerim ben kardeş. Bana layık görmüş Maserati Ferrari'yi almış demiş abim demiş. Bunlar güzel fikirler arkadaşlar da yani tek araba Lamborghini manyak mıyız biz nasıl dolanacağım onunla? Bu arada şu da güzel bir fikir bunu mutlaka yapabilirsiniz. Sevdiğiniz bir şeyi mesela eşinize sevgilinize alıp aslında kendinize aldığınız bir şeyi onun üzerinde. Mutluluk kaynağı, efendim sahip olma, asla sana aldımcılık yapabilir. Bu da güzel bir taktik bu arada. Denenebilir yani. Ben bunu bize aldım. Eve aldım. Sana aldım deyip scooter zaman... videosunun sonunda beni bütün gün sokaklarda dolandırdı, o soğukta sana hediye dedi. Lütfen olay örgülerini iyi takip edelim sevgili canlar. O zaman Ceyda binmesin bu arabaya. Hiç binmesin. Evet. Sonuçta beraber bineceğiz. Beraber bineceğiz ama. Ben sen daha rahat et diye daha geniş bir şey aldım belki. Aa ne aldın bakalım çok merak ettim. Belki daha geniş aldım. Belki şu anda küçücük daha bir geniş şey aldım. Bir şey deyince bir merak... Sen kimsin ya? Sen 1.65 boyunda bir tipsin. Bu araba da senin için geniş. Bu arada genişmiş ya bunun için. Boyu uzun olan benim. Kullanan benim. Konfora ihtiyacı olan benim uzun yolda. Pandemi bitsin her yerdeyiz. Bütün şehirlerde gezeceğiz. Çatır çatır fıkır fıkır. Püfür püfür gezeceğiz biliyor musunuz arkadaşlar? Deli gibi. O yüzden aldım. Sırf sizin için aldı arkadaşlar. Belki can buluşması yaparız diye. Hayır uzaklarda yemek yemeye gideceğim. Video çekeceğim oralarda. Neyse az kaldı yolumuz. Ben de çok merak ediyorum. Rengini biliyorum ama hiç fotoğrafta göründüğü gibi görünmüyor. Sıfır araç almanın en büyük sıkıntısı buymuş. Onu anladım yani. Evet Doğan abiyle buluştuk şu anda. Selam herkese, merhaba arkadaşlar. Söz konusu araba olduğu zaman Doğan Kabak bir numara. Yok yok. Şarkı mı yapıyoruz? Bilmiyorum niye böyle. Belki buradan oraya geçelim. Araba aldım ya, rapçiler hep araba oluyorlar. Ben. Şu an biraz heyecanlandım bu arada, bir tık. Evet. Araba şu anda şurada gördüğünlerden biri. Bir göster bakayım. Gördüğümlerden biri. Seyirci de tahmin edebilecek mi? Hiç bilmiyor musun arabayı? Sıfır. Hiç BMW görmedim. Olduğunu biliyor. Sadece BMW olduğunu BMW biliyorum. Ne olduğunu hiç bilmiyorum. İyi, en azından onu ayırabilir şey yani. Her şeye S serisi. Her şeye S class diyor. İyi ki Mercedes almamışsın kanka. Senin o babanla video, o S class. Baban mükemmel bir insan abi. Çok tatlıdır ya. İzleteceğim sana. Tamam izlemedim. Gördüm de izlemedim. Yani gerçekten şey oluyor yani böyle o kadar tatlı bir insan ki hani gözün yaşarıyor. Değil mi? Rabia gibi. Bak yaşardı benim. Ay dur. Selamlar. Şimdi, evet hadi buyurun ne yapıyoruz? Ceyda'cığım. Göstermeyelim tahmin etsin. Hangisi olsa sevinirdin? Ay dur bakayım. Ben şu an anladım bu arada hangisi olduğunu. Nasıl anladın? Evet. Sıfır görünen tabii. Çünkü kesin sıfır olduğuna eminim. Biraz daha bak şuradakiler var. De var bu arada yani. Kafanı karıştırmak gibi olmasın var. Ama orada onaylı kullanılmış yazmışlar kocaman şimdi ya. O yani. Okumadı. Burada var. Okumadı değil mi? Okumadı orası. Yo bu 2016 yazıyor. Sen son aldım demiştin. Ne aldın? Son model ne denir ona? 2020. Sıfır. Son kasa denir. S kasa. Gönlünden geçeni söyle. Ya kesin bu. Aa, çok güzel. O değil Ceyda. Bu. He. Güzel bu da güzel. He diyor ya. Yalnız bunun şeyleri falan ne iyiymiş neyleri ya. Neyleri Ceyda? Jantları. Jant. Yavrum jant değiştirilir. Değiştirilir mi abi? Değiştirilir tabii. Tamam. Güzelmiş tamam, ya. Tamam Ceyda bizim arabamız burada. Bunu konuşalım. Ceyda önümüzdeki 5 sene bu arabaylesin. O yüzden bunu biraz evet, bırak. Boş bu tarafa gel. Aynı şeyi ben A6 aldığımda A5 görüp keşke bunu alsaydım demiştim. Aha. Bence rengi olsun şey olsun ne diyorsun abi? Rengi abi değişik. Rengi falan müthiş. Bu ne yapıyorsun kızım daha yeni aldım. Telefonumu vurdum. Çarpma. Telefonunu mu vurdun?
Neyse abi, Kosiflerden aldım. Onur Bey sağ olsun çok yardımcı oldu. Buradan kendisine selamlar. Bana da ruhsat kabı verdi sağ olsun. Bir şey diyeceğim. Şimdi bu araba benim mi senin mi? Kimin? Senin yavrum al. Hakikaten mi ya? Aynen abi. Yani ben kullanacağım ama yanda oturacak. Vay be. Şimdi Doğan abi kullansın istersen. Anlatsın tamam. Arabamızı. Muhabbetini yapalım. Doğan abi sen anlatırsın arabasını. Doğan abi bir saatten sonra beraberiz. Beraber miyiz? Tabii. Yapma ya. Doğan abi şoför mü aldın? Birazcık bana bir şeyler öğreteceğini düşünüyorum. Zehra'cığım arabamız 5.20. Evet. Güzel içi kahve deri. Bak içine mi baksana? İçi çok güzelmiş. İçine bak yavrum, içine bak. Nereden açılıyor? Evet. Açtı, bravo çok ya. Çok güzel. Koltukların rengi güzelmiş yalnız. Kokusu güzel. Luxury Edition. Lüks Edition. Ahşap kaplamalar var. Nerede? Bak, her yerde. Görmüyor musun? Her yerde. Ha. Nerede diyor bak. Ambiyans ışıkları var burada. Gece inanılmaz yanıyor. Aa. Tabii. Pavyon gibi mi? Ama güzel bir pavyon. Kaliteli pavyon. Eskiden aileleriyle gidermiş ya insanlar. Evet, onu demek istedim ben. Onu gazino demek... bu mantığı. Bak geliyor. Vallahi. Geliyor. Çok zevkli bu. Önde de var Ceyda. Jilet. Ne yapıyorsun kız? Parmakla vuruyor. Ne yapıyorsun? Öyle bir çekme yok. Yandan girdir. Vay be. Böyle denize gidersiniz sırtı soyulur ya hani birinin onu soyarsınız. İğrenç bir şey bence. Sizin araba 50 bin lira düştü şu an fiyat. Evet tabii ikinci el oldu artık. Onları sakla gene bir dönem sonra takarız Ceyda. Telefona ekran koruyucu yaparız. Özelliklerine mi bakacağız şimdi? Evet. Şimdi Doğan abi kullanacak anlatacak sana arabanı. Güzel araba fena değil. Fena değil mi? Abi fena değil fena. Diyor ya. Ne almamızı isterdin acaba? Ne alalım yani? Sana ne alırsak mutlu olursun? Scooter mı istiyorsun gene? Ay scooter'ım benim çok güzel değil mi ya? Ay çok güzel bir şey o ya. Neyse bütün böyle scooter'a biniyorum. Kolay mutlu olan ama zorla mutlu olmayan değişik bir model. Yok güzel fena değil yani. Sevdim fena değil fena diyor ya. Abi güzel. İnanılmaz. Alabileceğimiz zaten başka bir şey yok Ceyda bizim. Scooter'a niye doblo gibi davranıyorsun? Çok seviyorum abi scooter'ımı ya. Gezmek falan ne bileyim. Mesela şu an scooter'ını mı seviyorsun daha çok bu arabayı mı sevdin? Tabii ki de scooter'ımı sevdim. Scooter'ın mı bu mu deser scooter'ımı tercih ederim. İlginç. O zaman abi yola çıkalım. İlk ben mi kullanıyorum? İlk sen kullan İlk abi. Sen kullanacaksın sonra ben yanına geçiyorum. Çok nasıl heyecanlıyım. Yanına geçiyorsun? Ben geçeceğim Ceyda. Hayır yanında benim. Ne demek sen benim arabam değil mi? Yanına ben geçiyorum. Ondan sonra da şoför koltuğuna ben geçiyorum. Hadi. Aa kapısı çok güzel açılıyor. Kapısı vakum yok mu abi? Nasıl ya vakum kapı yok mu? Ne anlıyorsun vakum kapıdan şimdi Allah aşkına vakum kapı. Bak bir var mı yok mu? Çekil bakayım var mı? Yavaş kapa. Yavaş kapa. Bak, bilmiyor ki çünkü vakum kapı ne. Evet varmış. Anladı. Anahtardan bagajı açıyorsun aynı zamanda kapatabiliyorsun bak. Açtık. Tamam. Aa, nasıl bırak. Bir dakika dur. Ha, pardon ya. Aa, benim eski stil ya. Motorunu yakacaksın ya. Böyle istediğin yerde de bırakabiliyorsun. Tuştan elini ayırırsan. Ha, basılı bak, tutuyorum. Bak bıraktım durdu. İstediğim vay. Yerde. Umurunda değil. Orada nereye bakıyor ne ya? Ne yapıyor acaba? Hadi gitmiyoruz mu ya? Hemen başlayalım Ceyda Hanım. Hoş geldiniz. Öncelikle bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Şimdi mesela Fırat'a verdin arabayı. Evet. Tamam mı? Koltuk ayarları, direksiyon ayarı vesaire gibi şeyleri buraya kaydediyorsun. Kendimi 1'e kaydediyorum, evet, Fırat 2'ye. Fırat 2'ye kaydediyorsun. Ya da ben 1'e seni. Yok ben 1'e. Koltuk ayarların o şekilde yapılıyor. Ben mesela arabaya bindim, Fırat indi. Hemen mesela diyelim ki hızlıca 1'e bastım hemen fıt mı oluyor abi? Aynı senin ayarını yapıyor. Ay çok şey, güzel. Direksiyona kadar. Bak bu çok iyi bir özellikmiş. Zaten bizde vardı abi bir öncekinde. Bu arabada yeni bir dönem başlıyor. Bu araba Ceyda Kasabalı dönemidir. Ben de istiyorum kullanmanı. Sunroof'umuz var. Ha onu açalım da ben de ışık olsun. Ha sunroof yarım mı? Hani arkada ne yarım ya? Bu arabada cam tavan yok komple. Yandaki arabanınki cam tavan full mü? Hayır diyeceğim değil. Aynı. Değil. Bunun müzik sistemi sizin altıya göre çok iyi. Harman Kardon var. Harman Kardon varmış onu. Evet. Müthiş. Ben bunun ekranı bu kadar büyük diye hatırlamıyorum. Makyajla mı geldi bu büyük evet, ekran ya? Evet büyüdü bence. Makyajla abi, neler abi. Değişiyor hayatta görün. Değil mi? Biz dolandırıcılık. Resmen kaliteli dolandırıcılık bu. Hakikaten acayip büyümüş ekran ya. Yazılara falan baksana. Dev gibi. Amcalar kullanır ya telefonu büyütürler. Onlar gibi duruyor. İyi güzel. Otomatik. Bismillah. İlk marşa bastık. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Bizim arabanın kirvesi Doğan abi. Ha kirvesi. O yüzden ismini kabak koyduk bizim arabanın. Tamam ya bundan sonra arabanın adı kabak. Göbek adı. Göbek adı kabak. Kabak. Nerede bizim kabak değil? Tamam. Doğan kabak. Ne diyorsun ya Ceyda? İnternete de bağlanabiliyor bu arada araba. Apple Car var mı bunda? Var. Apple Car Play, Android. Ben yaşayamam çünkü Apple Car. Scooter'ıma bile yükletiyorum ben. Yapılıyor mu öyle kanka, şeyler? Kanka bunu biliyor musun? Yok. Doğan abi sorayım dedim. 170 beygir. Torku da gayet iyi. Sıfır yüzü biraz. 8.3. O çok yavaş yüze çıkıyor ya. Beni zorlar bu. Seni zorlar mı? Sanki bizim araba kaç çıkıyor? He kahve bardak şeyleri. Kablosuz şarj var. Ha böyle koyuyorum ediyor mu? Evet koyuyorum ediyorum. Burada USB'in var. Bak böyle ondan pratik sonra. Şeyler güzel. Rahat mı ön taraf? Çok rahat. Araba çok rahat dur ya. Dur bakayım onda şey var mı abi? Böyle yap. Yok. Zaman. Yok mu jest? Yok. Araba park ediyor mu kendini? Bu benim için önemli bir şey. Evet Ceyda park edemediği için arabayı veremiyoruz. Öğretsene bu videoda Ceyda'ya. Öğretelim
abi olur. Heh. En iyi hocayı bulduk işte. Daha ne bulduk arayacağız? Bak bunda şöyle güzellikler var. Mesela geriye taktığında her yeri görüyorsun zaten. Bir de bak ayna. Aa ayna oynuyor. Tam kaldırımı göstermeye başlıyor. Evet. Tamam bu güzel bir şeymiş. Geri sürüş asistanı diyor. O ne? Tıkla bakayım. Dokunmatik var mı onu da görelim. Varmış. Var. Açtık al bak. Geri sürüş asistanı. Oto mu? Autoyu aldı abi. Kendi mi park edecek? He bu şey abi. Nasıl çıktıysan öyle girme hikayesi. Aa! Direksiyon kendi hareket ediyor. Nasıl çıktıysan öyle girmiyor muydu abi? O değil mi? Yok bu? Abi şu an direkt engellere göre kendini ayarlıyor direksiyon ve öyle giriyorsun. Ne diyorsun ya? Ha, bak paralel park da vardır abi. Şöyle bir deneyelim bir saniye. Geri sürüş asistanını aldık. Aldık geri sürüş. Al Ceyda. Abi ben alayım sen al. Şey yapamadın şimdi. Bak şimdi aynı oraya şimdi sokacak şimdi kendi kendine bizi. Girerse bak. Bu araba... Ana nasıl ya ben bunun olduğunu bilmiyordum. Bak ince ayar yapıyor ha. Bir inanamıyorum ben ilk defa yani böyle bir şeye... Çarpacak mıyız bu tarafa? Yok yok çarpmayız abi serbest. Korkma. Tamam da oraya gireceğimizi nasıl anladın? Abi çünkü kılavuz çizgileri var ya ona tamam. Göre hareket ediyor. Yani orası müsait oraya girebilirsin diyor. Orada araba olsa girme diyecek sana Allah zaten. Allah Allah. Fırat bu durumda arabayla artık hiçbir bağın kalmamış oluyor. Senin mi oldu araba? Evet. Zaten onun. Ha pardon. Benim en büyük sorunum park edememeydi. Park edemediğim evet. İçin de araba kullanmak istemiyorum normal şartlarda. Sesli komut da var bu arada. Ceyda arabayla konuşabilirsin. Nasıl karşım? Hayırlı olsun. Hoş geldin aramıza. Hayırlı olsun. İyi misin bugün? Hayırlı olsun. Koltuk ısıtmamız var. Evet. Tamam. Hadi bakalım ayarlayalım koltukları hadi çıkalım. Bakalım. Ben de kullanacağım değil mi? Sana da bakarsın. Sana da bakacağız abi ya. Bir haftadır bekliyorum arabayı Ceyda. Heyecanlıyım. Acaba sürüş hissiyatı nasıl? Ben sana anlatacağım kanka sürüş hissiyatını. Hiç sıkıntı yok. Benim kanalda video çekeyim. Makyajlı beş yok bende o arada. Al arabayı istediğin zaman çek abi sen çek. Beraber çekeriz ya. Aa bunu şey yaptım ben kirletti. Ne yaptın? Kirletti. Kurur mu? Burası biraz Donat sakat. Evet abi yeni araba biliyor musun? Çok heyecanlandım ya. Aa. Ben de kemerimi takayım. Bana büyük bir sorumluluk yüklediniz şu an aa, ya. Yok abi. Ne o? Yıllarca çalış et sıfır araba al adamın tekine ver o kullansın. İstediğini yap abi canın sağ olsun. İşte bana böyle demiyor bana böyle dese. Ev hanesindensin misafir başka bir şey. Abi bir şey diyeceğim bu arada çok hakikaten sessizlik falan acayip evet, araba evet çok ya. Sessiz gerçekten değil araba mi? Ya hayret bir şey. Dış dünyayla ilişki. Konforu güzel mi? Sen de bir ara kullanırsın Fırat ağlama. Valla abi ben Ceyda ver derse sana veririm araba yoksa vermem kanka. Konforta geçelim. Geçirecek misin? Fırat luxury paket tercih etmiş. Bunun bir M Sport'u da var. Onun koltuğu beni rahat ettirmedi abi. Ya 5 deyince zaten abi konfor ön planda olacak bu arabada. Dediler ki biraz daha rahat koltukları var luxury'nin. Evet, çok bir fiyat doğru. Farkı yoktu ama. Evet ya M bunun koltukları daha rahat tabii ki. O daha sportif. Daha çok sarıyor seni. Ha. Önden çarpıyoruz. Çarpma uyarısı var. Şerit terk uyarısı var. Direksiyon müdahalesi de var. Sen şimdi mesela şeritten taştın abi. Evet. Otobanda giderken i̇şte seni şeride sokuyor. Yarı otonom yani aslında. Bende biraz şerit sorunu olabiliyor bazen. Hadi ya. Ceyda buralarda kullanamaz zaten. Ya saçmalama Fırat. Kullanamazsın bebişim. Bir insan bir şeyi kullanması için birkaç kere deneyimlemesi lazım. Oturduğu o da bu arabayla mı deneyimlensin abi? Neyle deneyimleyelim? Ya bence sıfır bir arabayla. Fırat ilk arabasını da gitti Audi aldı abi. İlk daha ehliyet yeni aldı gitti Audi aldı. Ama o ikinci el aldı kanka. Ama şimdi gene bu sıfır de... araba yani. Önüne biri atladığında duruyor bu arada Ceyda. Aa çok iyi. Evet, aynı zamanda araba durdu. Sen daldır ettin bir şey oldu frene basmadan yine kendi kendine duruyor. Mükemmel bir şey bu. Ceyda bak Doğan abi ne diyor vermeyelim diyor. Doğan abi bir şey demedi. Diyor. İlk kullanan için diyor. Ya ben olsam vermem. Yani arkadaşlar siz de yorumlara yazar. Siz olsanız verir miydiniz? Tabii ki de canlar evet diyecekler. En az 3 haftalık olan like atan, yorum atıyor. Mükemmel canlar var. Bunlar tipik canlar. Bir de cancıklar var. Geliyor hiçbir şey yapmıyor. Ya cancık sen zaten sıfır arabayı çizen bir insansın ama can dikkatli kullanan bir Doğan Kabak'tır. Sıfır arabayı emanet edebileceğiniz, güveni duyabileceğiniz bir şofördür. Canlara selam olsun. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkür ederiz. Videoyu izlediğiniz için kapatıyormuşum gibi oldu. Bir de Doğan abinin kanalına abone olursak. Evet. Benim kanala hiç can gelmiyor abi. Aa, gelir abi şimdi gelir. Ya. Bekliyoruz daha arkadaşlar. Doğan abiyle çok video fikirlerimiz var. Daha Bodrum'a gideceğiz. Ne oldu? Tork mu? Biraz... Aa, güzel bir his. Hissi çok araba iyi. Araba süzülüyor değil mi? Olmanın. Evet, gerçekten ben çok anlamam ama gerçekten süzülüyor. Aynı senin scooter. Scooter'a benzemiyor. Scooter bambaşka. Ben anlamadım çünkü arkadayım. Bir yer değiştirir mi Ceyda? Ne alaka? Hayır otur. Kurcalayayım birazcık şurada. Aa, gidiyormuş ya. Fırat bak bakayım arkada kahve bardaklığı yeri var mı? Var var arkamda var da. Güzel. Sesi güzel. Beğendim. Tuş sesini mi? Hmm. Hoş. Ceyda çok mutlu değil abi. Niye böyle? Büyük şeyler öyle çok sevinçler yaşamam yani. Hadi ya. Bana küçük şeylerle şey hayatta normaldir yani. Normal. Burada Lamborghini'ye de binsem normal. Clio'ya da binsem normal. Bir gün Lamborghini'ye binelim istersen. Ulan doğrusunu unutturdu bana ya. Lamborghini. Lamborghini.
Peki bunun yakıtı ne olacak kasabacı? Nasıl yakacak acaba? Karma yakıt arabanın 7.1 litreymiş 100 kilometrede. Bence doğru arabayı almış. Zaten en iyi ödeme koşulları buradan çıktı. O yüzden doğru sayılır. O yüzden doğru değil mi? Abi çok araba arasına gidip geliyordum. Kredisi çok düzgün çıkınca ben karar verdim ne yapayım. Güle güle kullanın. Kazasız belasız. Daha ileri sizin olsun arkadaşlar. Benim de olsun. İnşallah. Hepimize. Hepimizin. Şu köşk ne güzelmiş ya. İnşallah bir gün burayı da alırız. Ya bu da hemen hızlı coştu. Harbiden abi ya. Köşke hemen geçti direkt arabadan. O köşkün kahyası bu arabaya biniyordur ben sana söyleyeyim. Ben de kullanayım. Düğün salonuymuş be orası. He? Ben de kullanayım mı ileride? Dur aşkım önce ben bir kullanayım abi ya. Abi araba Ceyda söyleyecek. Doğan abi kullanacak sonra ben kullanacağım. Biraz tadını çıkaracağım. Şuradan dönsün gelsin mi? Bisiklet isteyen çocuklar gibi değil mi ya? Ben de bir tur atabilir miyim? Birazcık kardeş de binsin. Yani trafikteyken kullansaydım. Bu touchpad aynı zamanda aklınızda olsun. Hmm. Telefonu falan bağladım bir şey yaptım. Mesela A yazıyorsun onu algılıyor. Hadi canım sen de. Vallahi. Güzel en yüksekte açtın yine de harman, her şey. Pardon, değdik abi adama. Yok yok değmedi. Adama değdik mi? Korkma abi ya. Öttü zaten değmedi. Öter öter o. Bununla bir yere vurman mümkün değil. Nasıl değil ya? Peki bir şey söyleyeceğim abi. Bu sensörler ötüyor ya. Evet. Sen o öttüğü zaman zaten vurma ihtimalin olmayan bir anda ötüyor değil mi? Hani erken ötüyor. Erken ötüyor. Evet erken ötüyor. Erken öten horozu keserler ama abi. Çok... Kendi esprisine gidiyor. Dur abi şimdi. Uzun süre bir kendi esprisine gidecek. Bu ne alaka Ceyda? Bir alakası yok yani. Şu an konumuzla alakası yok ki. Evet ne alakası var yani ya? Erken öttü diye arabayı mı satacağız? Bunu mu demek istiyorsun? Ne? Bağlantı da kuramıyorum söylediğin şeyi. Ama aşırı saçma. Benim kafama böyle çok salak şeyler geliyor işte. Nereden söyleyeyim geliyor hakikaten bu espriler? Bilmiyorum abi ne bileyim. Espri de değil ki çok saçma bir şey bu ya. Espri de değil evet. Düşünsene o sırada mesela arabayı kesiyorlar anladın mı erken ötmüş diye. Kafamda böyle filmler oynuyor. Ya böyle bir şey düşünüyorsun Ceyda. Oha sahil amma kalabalık. Abi nasıl bir beyin ya gerçekten Ceyda'nın... Düşünce yapısı çok garip enteresan ya. Animasyon yapılır Ceyda'nın kafasında. Hakikaten ya. Evet. Böyle garip garip kesiyorlar öyle arabayı. Ekran da bu arada aynı zamanda dokunmatik. Bir dakika ekran hareket mi etti demek? Evet bakayım. Bir şeyler oluyor. Abi sen hani yoktu jest yok bunlar. Yok abi hani ne oluyor? Demin bir şey oldu. Kendi kendine mi dönüyor? Böyle yapınca normalde bence ses açıyordu. Bence yaklaşınca oraya dokunacaksın zannediyor. Öyle bir özellik mi var? Evet. Var da bizde yok. Abi nasıl yok ya? Ekletebiliyor muyuz? Sen nasıl hareket ettirdin onu ya? Evet abi nasıl? Bir dakika dur şöyle yapınca da oluyordu. Öyle zorluyorlar mesela. Arabayı. Zorluyorlar. Hadi oğlum. Yaparsın hadi. Yok. Şöyle yapınca sesi açıyordu, kısıyordu. Aa bir şey oldu gene. Oldu mu? Sen bir dene abi. Kanka deniyorum. Yok işte normalde şöyle yapınca sesi açması lazım. Aha işte. Aa, ya sen ya trollüyor beni ya. Doğan kabahat trolledim başlık. Harbiden trolledi ya. Yürütelim mi? Hadi bakalım. Hadi gel gidelim. Bağırıyor ha. Sporda mıyız? Spordayız. Birazcık heyecan. Aa güzelmiş. Bak yürümüyor diyorsun. Tabii şöyle koparıp böyle lastikleri yaka yaka kalkmıyor yani ama. Yok tamam benim için yeterli. Zaten tatmin, trafik var abi. Tatmin eder. Ha. Senin için de Ceyda için söyledim. Anladım. Bu niye her şey üstüne alıyor? Ben ne bileyim ya. Telefonu falan açtı. Kendine araba bakıyor galiba. GoPro'nun görüntüsüne bakacaktım. Görünüyor muyum diye de. Murat görünmüyor bile videoda. Öyle onu dışladık şu an. Sahilimiz güzeldir. Böyle sahiplenirler ya evde oturdukları her yeri. Fakat bizim sahilimiz hiçbir sahile benzemez. Şu şeyi yukarı kaldırsana bak. Evet, hava gelsin. Oh, bütün menfezler kapalıymış o yüzden hava gelmiyormuş ya. Bakayım buralarda da güzel ya. Güzel araba, güzel güzel. Bakayım buralarda da güzel. Bayağı sevdi arabayı ya. Öyle böyle değil yani. Binerim ben buna. Skuterimi atarım arkaya. Aa bak 530 litre bagajı var ha. Evet. Deli gibi büyük gerçekten bagaj. Gerçekten çok rahat atılır. Böyle çize çize arabayı kanka. Atar. Yine atar. Çizilebilir bu arada. Aşkım çizme bu araba. Direkt şeffaf kapatıyoruz. Ha, tamam. Doğru. PPF. Peki abi şeffaf kaplanınca parlaklığı marlaklığı gitmeyecek değil mi? Daha çok parlıyor. Tamam şeffaf yapıyorum. Böyle çiziyorsun mesela tel fırçayla. Üstüne sıcak su döküyorsun kapanıyor. Aa, o çizik. O derece. Hı-hı. Güneşin altına koyuyorsun araba daha çok parlıyor. O kılcal çizikler kayboluyor çünkü. Sıcak değil mi bayağı? Bizim koltuk mu ısıtması açık? Yok abi. Koltuk ısıtma içte Ceyda. Evet abi. Sen mi açtın? Sen mi açtın? Karnım kötü pişti. Abi diyorum ki sırtım yanıyor sırtım. Ya sırttan da mı veriyor? Aşağısı da sıcak. Sırtıma daha çok vurdu. En güzel premium araba şakasıdır kanka bu. Koltuk ısıtma şakası aklında olsun. Başlık değişti arkadaşlar. Doğan abi beni nasıl trolledi başlık. Çok mu sıcak bakıyor? Baya sırtıma bakar mısın? Oha burası yanıyor abi hala yanıyor. Bu şey gibi yeni ayakkabı alınca üzerine basmak gibi bir şey benim. Kornamı da duydum. Kliması nasıl çalışıyor bir de ona bakalım. Sıcak olduğundan değil. Arabada sıfır araba kokusu yok ama. Eskiden daha çok vardı arabalarda, bunlarda yok. Güzel araba ya, vallahi keyifli araba çok. Bununla şehrin de çok rahat edersin. Hemen yolda şimdi da çok rahat uzun edersin. Yola çıkarız biz bir dahaki hafta. Aa, hemen. Hadi ya. Tabii. Konforttaydık bu arada, sportta bile değildik. Benzin yetti mi? 114 kilometre yaparsın diyor bu yakıtta. Tamam canım. Bence İzmit'e yeter. Gideriz ya. Hep bir şehir dışı gitme isteği var Ceyda'nın. Evet. Evet araba güzel ya valla. Değil mi? Ben de kullanayım. Şey yapacağım sana dur.
İyi ki aldık be arabayı ha. Değil mi? Vallahi iyi oldu abi. Kullansaydım abi ya. Şimdi hakikaten anlamadım. Bu araba senin mi, Ceyda'nın mı? Ailenin ama ben Ceyda'yı aldım. Aslında şöyle, şirket üzerine, şirkette Ceyda üzerine olduğu için teknik olarak araba üzerine hakkım yok yasal olarak. Ha. Gerçek hayatta tabii ki de kullanacak olanın oluyor. Yani benim. Ay dışarıdan nasıl görünüyor acaba araba? Abi bir kere çok uzun, büyük. Sen seviyorsun böyle belediye encümen üyesi gibi gezmeyi. Tabii evet. İlk araba A6 olunca alıştım büyüğe. Diğerleri çok küçük geliyor. Ha, bizde de var bunda. Oğlum sizde de var dediniz. Sizin bu artık. Evet abi. He, doğru bizim. Evet. Burası mesela buzdolabı soğutucu bak, mu? Yok buzdolabı soğutuculu değil. Bakayım şarjı çalışıyor mu? Çalışmıyorsa hemen geri götürürüm. Biraz dibe atman gerekiyor. Kusipler otoya gitmiştim. Bunun şarjı çalışmıyor. Etti. Vay be. Yazık. Yazık mı? Ya bana yazık yani. Teknolojiye bu denli şaşırmam. Şimdi park etme şeyi mi? Park mı edeceğim? Park etme challenge. Park etsin bir de biraz da dolansın bir gör yani. Park bir, etme. Şu Allah. Genişlikte sürebilecek mi acaba diye bakalım. Ya Allah Allah. Direkleri falan seçebiliyorsun değil mi? İzle abi. Gözlüğümü yanımda getirdim. Şu arabayı şuraya alalım abi direğini oraya. Can bir de en son park edelim. Aynen. Direği tam sıfırla. Gözlüğümü nasıl getirdim? Direği tam sıfır? O zaman önün çok açık olur. Olsun abi önü açık yani sen bilirsin. Abi gerçek parkı öğrensin lütfen ya. Tamam o zaman tam sıfırlama. Tam sıfırlama. Araba girecek gibi. Ben yine arkadayım. Yok sen arkadasın abi geç. Bayağı ciddiye bindin şu an. Gözlük mözlük. Ben de şunu atayım bagaja. Bana bir yer uzat ki solamazsın aşk. Doğan abicim her şey için öncelikle özür diliyorum. Benden özür dileme ya. Bence Fırat'tan da değil, arabadan dileyelim. Şimdi ben kendim önce bir ayar çekmem lazım. Bak hoş geldin dedi sana. Canım. Ayağı frene yetmiyor mu şu yetmiyor an? Yetmiyor şu an. Biraz yukarı çıkayım. Oo bu bizim şeyler. Kafalığı kaldırıyorsun. Kafalığı kaldırıyorsun. Heyecanlı mısınız? Bakayım. Yakıştı arabaya be. Ne yapıyorsun şeyde? Bakıyorum sinyallere menyallere oturunca nasıl oluyormuş? Yok o değil. Ha. Böyle manuel kullanıyorsun. Evet. Onu hiç gösterme. Dur. Evet. Bu D. Tamam. Normal. Bir yana basınca bu ne? Ne? Bu geri. Bu tamam. Da park. O kısmı biraz şeymiş oranın şartını. Ha evet. Nereye evet. Gidiyorum ben şimdi? Bir dur turla. Bir tura atalım. 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 Hadi gel gidelim. Yunus ezme. Yunus çekil yavrum yavrum. Yunus bize lazım. Çekim bitmeden ezme o zaman. Doğan abi sen ona sağa sola döndün. Şu direklerin arasında dönebilecek miyiz? Bir normal bir tur atalım önce. Bir alışsın bir arabaya. Boyutlarına falan arabanın. Araba iyiymiş yalnız şey. Neyi? Ne bileyim böyle bir sürmesinde bir değişik bir keyif var. BMW boşuna yıllardır sürüş hissi demiyor. Vallahi var bravo BMW. BMW'yi de takdir etmek bana düşmez belki ama. Bir sol yapalım. Şu araba da acemi galiba. Ona da dikkat edelim. Sol mu yapalım? He, evet. Sol yapalım. Direk var. Direğe dikkat edelim. Direk var. Direk var. Niye yaklaşıyorsun? Ya bir şeye yaklaş demiyor ki arkadaşlar. Şimdi biz burada neyi deneyimliyoruz? Ben anlamadım ki hocam. Şu an sen arabayı kullanıp kullanabiliyor musun? Ona bakıyoruz. İyisin ha. Herhalde abi. Ben sen buna ne inanıyorsun? Ben buradan böyle sıfır yanaşır dönerim. Bak siz ya benim tanımım. Direklere dikkat et. Önüne bak. Aşkım neden böyle bir ileri geri bir ileri geri gidiyoruz? Araba bozukmuş gibi. Ya yapma. Ben ama böyle seviyorum. Garip hareketlerde. Bir o zaman madem paralel parkta sorunum var. Heh, paralel park deneyelim. Dön bakalım. Öncelikle gidiyorsun. Şimdi buradan gel. Buradan. Sağdan. Evet. Şimdi sol yap. Tam sol yap. Dur abi bir geçsin de. Tamam şey. Abi geçsin. Buradan harmanla. Tam sol harmanla. Direğe dikkat et. Ceyda. Nasıl frene basıyoruz abi bunu? Frene tekme atıyor basmıyor. Bak bir kere ayağını sol ayağını sol ayak dayama yerine bir koy. Evet ayağın hep orada dursun. Tamam. Peki ben oraya değsem bu bana söyler mi yaklaşık? Söyler. Demek ki sensörü var. Önüne bak. İşte o mesafe problemim var benim anlamıyorum. Şunun önüne park edeceğim. Bir dakika, evet. Bir dakika dur. Durduk. Tamam süper. Şimdi park şey asistanı. Önce asistansız yapalım ya. Ya asistanım var ki boşuna tuttuk. Çocuğu biz... Asistansız yapalım hadi buyur. Fırat'ın içinden öyle geçti. Şimdi şu öndeki direğde araba var farz edelim. Onu yarı boya kadar geçeceksin. Yarı devam. Boya kadar evet. Geçeceğim. Tamam. Devam et. Park yeri buldum diye haber verdi çocuk. Haber verdi evet. Haber. Şimdi geri aldım. Geriye aldın. Şimdi hiç arkaya bakma falan gibi bir şeyin yok. İşin ağırlıklı olarak bu ayna %80, %20 evet. De bu ayna. Okay. Tamam. Burada da kılavuz çizgileri var. Şimdi bak direksiyonu çevirdiğinde arabanın nereye gideceğini gösteriyor sana. Tamam. Anladın mı? Bak peki. Bu kadar çevirirsen diyor. Bak tam o arabanın önüne geliyorsun. Gördün mü arkadaki arabayı? Aa evet. Bu arada tabii ki arada soluna bakacaksın. Tabii tabii. Sol kafayı kurtarıyor mu orada bir şeyler olabilir, motosikletli geçebilir. Peki ben bununla nereye şimdi kadar? Şimdi gel biraz daha. Gel biraz daha. Evet. Hafif toplamaya başla, sollu hafif. Şimdi tam topla. Tam topla şimdi. Tam topla. Ağır ağır git. Tam sol yap. Direksiyonu artık. Gel biraz daha. Gel tamam. Tamam. Şimdi D'ye al. Tam sağlı ileri git. Yürü. Kal böyle dur şimdi. Direksiyonu artık düzeltmen lazım. Çünkü böyle gitmeye devam edeceğiz yoksa. De bunu kendi yapsın. Tamam. Bir tık da istiyorsan geri alıp dümdüz geri gelebilirsin. Çok tamam. Az. Yanaştın. Buraya ama yani kamyon da yanaşır. Ne olur ne olmaz. Mesela şu an bana şey gibi geliyor. Dışarıda mı kaldım gibi. Bir tık dışarıda kaldım. Çizgilerin içinde asla değilim. Değilsin. Bir tık dışarıda kaldım. Ben, evet. Ama şimdi sen söyledin. Sen söylemesen neler olacağını biliyor musun? Yapma ya. Ben söylemeyeyim şimdi. Bir öyle deneyim mi? Sonra hiçbir şey söylemeyeyim. Hiçbir şey söylemeyeyim. Ben kendi kendime. Dön gel buraya tekrar gir bakalım. Aşkım frene yumuşak ya. İnsan gibi. Yumurtaya basıyormuşsun gibi düşün.
Öyle yapıyor. Ne yapıyorum ya? Bilmiyorum. Bir dakika ya, biraz daha gidebilirim. Şu an arka taraf felç biliyorsun trafik. Ne yapıyorum ben ya? Bir dakika. Gittik bak. Hakikaten yanaşamıyormuş. Abi hiç yok bende, yemin ederim ya. Bu şekilde çok daha iyi oldu. Zaten ben böyle hesapladım şu an. Tabii inanılmaz evet, oldu şu an. Kanka bu sürer bayağı, biz çıkıp oturalım biraz. Az önce dikine girmiştik. Ben böyle bir park görmedim. Çıkışı kıçımızı dışarı verdin Ceyda. Dikine girdin biliyorsun buraya. Dur kanka hiç karışma, ne yapacak gerçekten çok. Şimdi ne yapacak merak ediyorum. Oradan görünüyor zaten ne yaptı. Ben buraya nasıl gireceğim abi? Nasıl becerdiysen dışarı fark hakikaten ettin ama yaptı. Neredeyken şu direksiyonu toplamam gerektiğini anladım. Abi demin yaptığımızı göstereyim. Niye yapmıyorsun aynı? İşte anlamadım. Anladım ama şey, idrak edemedim. Anlamadın yani. Vitesi böyle tutup buradan yapıyor. Park asistanlığı yapalım. Asistan tamam. Atıyoruz sana. Aşkım bu arada doğru bir eğitimle biraz uzun sürebilir. Bir sürüş evet, öncesiyle. Evet. Birkaç aylık eğitimle fark eder bence de. En son çünkü dikine giriyorduk. Evet. Gördün değil mi? Evet abi. Oğlum ben hiç böyle bir şey görmedim hayatımda. Abi sana da değişik bir şey yaşatmak istiyorum. Vallahi iyi oldu. Geldim bir deneyimin olsun dedim değişikliği. Kuru kuru gitme. Şimdi iyice sağ yanaşman lazım Ceyda'cığım. Yavrum çekil yavrum. Ya şunu şöyle niye tutuyorsun ya direksiyon? Şöyle ya dur ya. Şöyle tutsana şunu. Ha böyle. Şöyle tutuyor. Böyle yapıyor. Park asistanı açık değil abi. Park evet. Asistanını açtık. Hiç gaza frene basma. Hiç frene basmayayım mı? Normalde basmadan da giriyor kendi ama. Hop, bas. İşte. Bırak. Sol taraf serbest değil mi abi şu an? Biraz abi fazla mı geliyor sola bak bakayım. Abi geliyor tabii. Devam et. Gel. Böyle sana böyle park et. Ben de buradan çıkacağım. Bu devam et. İptal frene basıldı diyor. Lütfen. Gelsenize. Ya. Niye gelmiyorsunuz? Bırakamıyorum abi freni. Bırak. Peki şöyle yapalım. Sola gidelim. Sola sinyal verdi şu an ya. Belki evet. Sinyalle yapıyordur diye. Helal sana yürü. Şu an şurada park işareti yanması lazım. Tamam yandı. Ha, sola iyice yanaş ve paralel gitmeye çalış. Şimdi bu arabayı görünce yapacak kanka. Ha? Yaptı. Aha. Sakin. Seçtik. Tamam mı? Diyor ki başlatmak için direksiyonu bırakın ve freni çözün. Bırak şimdi freni. Kendi kendine yapacak şimdi. Ama gene ayağın frenin üstünde frende. Olsun. Ne olur ne olmaz. Bayağı hızlı yapıyor. Çok yani. Hızlı yapıyor. O yüzden ayağımı frene evet, basasın geliyor. Evet abi yani tedirgin oluyor insan. Dikine giriyor. Aa dikine giriyor evet. Abi niye dikine gördü? Sormuyor ona bak. Dikine girmiyormuş. Yo topluyor şimdi işte. Hayır dikine giriyor kanka. Olsun Ceyda için o da bir. Benim için uygundur ama olur, buraya bırakırsın. Mesela dikine park ediyormuşum değil mi sonra? Alakasız yerlere. Kendini geriye ileriye alması çok iyi ya. Evet. O arabayı falan her şey görüyor değil mi? Bu diye bir ses geldi. Abi bastım. Bastın mı? Bırak bakayım. Küçük bırak bakayım. Şuraya gerginim şu an arabaya. Geçti aşkım. Tamam. Bas. Miyiz? Bas. Aa! Ümit Bey. Freni bırakma dur. Ayağımda. Adam ezdi. Abi frende ayağım zaten. Full bastım şu an. He tamam. Kanka ben biliyorum yeri öpeceğim. Oh. Ölüyordun sen bilmiyorsun. Ceyda kullanıyor şu an. Ne oldu? Beni kurtar. Beğenmek kurtar. Arkadan çekilin ne olur ne olur. Parka aldın değil mi abi? Neyi? Parka aldım diye düşünüyorum. Çok gergin bir şey arka park böyle bırakmak kontrolü. Gerekmedikçe kullanma. Ümit'te vardı bu arabadan bir önceki. Şey mi otomatik park evet. Mı? Var mı? Varsa da hiç kullanma hatırlamıyorum ki. Ben fark yani etmeyeyim şey kanka benim problemim bu. Ya çözülür o ya bir şey değil o ya. Değil, gerçek. Bir şey değil ya. Üç ay falan. Ha öyle mi? O kadar kötü mü ya? Vahim. Ben geçiyordum. Bak buraya içine giriyor. Beynin farklı çalışıyor. Yatay gireceğim. Anladın mı? Yani buraya mesela geliyor böyle bir. Sonra bir de böyle bir ileri gidiyor. Abi kız tamam. Etrafı arabayı tanımaya çalışıyor. Size ne ya? Allah Allah. Yani, ne var ki bu kadar? Biraz olsun beni anlayamadınız ya şu hayatta. Neyse iki İzmitli birbirinizi anlarsınız. Evet. Abi. Kanka müthiş araba kullanıyormuşum gibi görünüp şuraya geldim ama hiçbir şey yapamıyormuş gibi görünüp. Şimdi zaten gelişen teknolojiyle arabalar birçok yükümüzü hafifletiyor. Çok sorun yok o yüzden. Sen bir kısmını kendin bir kısmı araba yapsın çözülür. Evet. Moralini bozma yüksek tut. Ben tamam. İnanıyorum Ceyda. İnşallah bir ay sonra o zaman görürüz. Haftaya Ümit'le araba park ediyoruz. Park challenge. Evet abi güzel araba ya. İyi ki almışım. Ya. Evet sevdim. Ha? Çok abi, güzel. Lacivert bir de benimki de lacivert. İlk araba. Kral seçim abi. Hiçbir diyecek hiçbir şey yok. Ümit bir sene kadar kullandı. Bunun makyajsız evet. Olanını. Aynen. Sonra niye jipe geçtin? Abi eşyalar büyüyor. Tatile gidiyorsun kavimler göçü gibi. Yani çocuğu, doğru çocuk var ya. Eşyası tabii. Doğru. Bir süre sonra hani ben ne para vereceğim karşılığında ne alacağıma bakıyorsun. Ses orada mı bak bakayım. Çok, ya, çok büyük. Ses orada mı? İçeride bırakmışlar sizi. Ses gelmiyor. Of. Ses şakaları sürekli yapıyorum ama. Şey diyorlar ya Ümit'e abi eve girdiğinde Seda Hanım'la ses yoksa evde de hiç ses Seda yok diyor musun? Abi çok iyiymiş. Sürekli bunu yazıyorlar. Güzel espri. Çok iyiymiş. Bunu nasıl kaçırdım ben ya Allah. Bunu yapman lazım. Çok iyi. Acayip esprileri var kanka. Ama İzmit'te sizin kötü espri yani, şey mi? Herhalde kan çekiyor. Doğuştan, Ataspor'u. Size ilk sahneye Ümit'le beraber çıktık. Hadi ya. Öyleyim ya. 12-13 yaşında falan. Biz de oğlum. Biz de oğlum. Ben de tercan markası mıyım ya? Hayırdır ya sen? 12-13
13 yaşında. Tabii tabii. Ne yapıyordun? Ağaç maç mı oynuyordun? Neydi? Ben 13 ağaç mıydı? Romeo oynadım. Ama ay, şöyle söyleyeyim. O herhalde en son 16 yaşında görmüşümdür şu an. Tabii tabii. Yüz yüze de ya. Yeni görüşüyoruz daha. 20 yıl sonra ilk kez gördüm. Evet, şu an. O zamandan daha küçük ama değil mi şu an? Tabii canım. Ve benim araba park etmesine denk gelmem. Evet. Bu kadar yıl sonra. İşte bu. Sen de oynadın. İşte bu dramdır. Evet. Ama hiç oynamadık. Tabii hiç oynamadık. Bu şey gibi oldu. Hiçbirimiz Sinan Çetin. Kasper gibi kanka. Hiç hayal etmiş. Sinan Çetin'in programı gibi oldu. Size evden böyle getirdim. Güzel oldu evet. Böyle bir program. Size bir sürpriz yapmış olduk. Güzel oldu. Evet Allah aslında. Sabahtan beri bunu mezzetmeye çalışıyoruz. Vallahi 2-3 gün. Yalan mı abi? Kuaföre geldi. Gel dedim. Kuaföre geldi. Gel dedim. Çekim yok. Abi bizi iyi trolledin. Yalnız videoda bir trolledim. Doğan abi. Ama müsait. Çok müsait. O da bana yaptı. O ayrı bir konu. Koltuk ısıtmayı yapıştırdım kanka sıcakta. Güzel. Bu bilindik şeyler. İlk şakasıdır. Tabii tabii ilk şakasıdır. 12-13 yıldır. Koltuk ısıtma icat olduğundan beri o şakayı yapar hep de tutar. O zaman arkadaşlar güzel oldu. Evet. Ümit'in gelmesiyle de Doğan abiyle de 10 numara video oldu valla. Gosifler Bağdat Caddesi'nden Onur Bey'e de çok teşekkürler. Arabayı alırken bize çok yardımcı evet, oldu. Evet sağ olsun destek sağ olsun. Oldu. Bu ilk yağ değişimi olacak ya onu bir konuşalım. Aynen ilk yağ değişimine daha yardımcı olacağını söylediniz. Sağ olun. Ya sıkıntı yok. Kosifler'de serviste Alptekin abim var. Onu bulun selamı söyle. Tamam. Başka da bir şey demiyorum abi. Size de çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Kendinize iyi bakın. Bir sonra efsane bir video geliyor bir sonra. Bunları yalan anlatıyorum böyle. Belki gelirse. Hayır efsane video. Yine park videosu. Bundan sonra artık hep videolar park belki videosu. Belki denk gelir diye atıyorum da sıkıyorum yani. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Sağ olsun. Vurdum yalnız bir an.